Selamlar bropalar, merhabalar. Bugün sizlerle farklı bir video çekiyoruz. Farklı videodan kasıt şu: bir video editimi, bir video düzenlemem, yani YouTube'a açacağım bir eğitimimi sizle birlikte düzenliyorum. Bu düzenlemeyi umarım güzel bir şekilde yaparım ve bu şekilde de YouTube'da izlemiş olursunuz. Bu videomda size yayın başlıyor animasyonu videosu çekmiştim. Şu yayınladım mı bilmiyorum, böyle bir yayın başlıyor animasyonu yaptık. Bu Twitch için kullanacağınız yayın başlıyor animasyonunun video eğitimini şu an beraber yapacağız. Premiere'deyiz. File kısmına tıklıyorum. New, proje diyorum. Ve şuradan projemin yerini seçiyorum. Şuradan yayın başlıyor animasyonunu seçtim. Projemin ismi de YouTube eğitim yayın başlıyor yazdım. Şimdi buradan ayarımı yaptım. Okey dedim. Okey dedikten sonra şimdi eğitim videom şurada, tutorial. Giriş videom, çıkış videom, geçiş efektim, After Effects introm. After Effects introm şu. Bu şekilde hiçliğe giden bir video. Çıkış videom bu. Videoyu sonuna kadar izledin. Bunu zaten biliyorsunuz. Defalarca koydum. Giriş videomu da biliyorsunuz zaten. Selamlar bro. Bunu da biliyorsunuz. Bir de geçiş efektim var. O geçiş efektim de bu. Şu. Hiçlikten gelip hiçliğe giden bir geçiş efekti. Şimdi tutorial'ımı aldım. Hatta yayın başlıyor animasyonunu aldım. Tutorial, giriş videom, geçiş efektim, çıkış videom, After Effects, intro diyor. Çektim. Hepsini bir projenin içine bıraktım. Projenin içine import ediyor şu an. Hah, hepsi geçti. Şimdi tutorial'ımı alıyorum. Direkt timeline'ımı attım. Girişte çıkışta bir problem yaşadım mı? Bakıyorum hemen. Bazen yaşıyorum. Mesela bazen giriş yapamıyorum. Orayı bir daha çekiyorum. Selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle Saber kullanacağız. Saber neydi? Evet. Bir problem yok. Gayet burada da videomu bu şekilde yapıyorum. Hızlı hızlı geçersek bu şekilde yayın başlıyor. Toplam yapmış olduk. Gayet de güzel yapmışız. Şimdi ilk başta ne yapıyorum? Hemen hızlıca giriş videomu koyuyorum. Çıkış videomu götürüyorum, sona koyuyorum. Şuradan uzaklaşalım. Çıkış videomu da sona koydum. After Effects intromu girişe koyuyorum. After Effects çıkış intromu da çıkışa koyuyorum. Şimdi bunu birini ikinci kanala, ikinci kanalda giriş videom varsa ikinci kanalda çıkış videom var. Üçüncü kanalda After Effects girişim varsa üçüncü kanalda After Effects çıkışım var. After Effects'lerimi de koydum. Geçiş efektim var. Geçiş efektimi de sadece şöyle ki, geçiş efektimi sadece bir yerde kullanıyorum. O da şurada. Keşke Ankara'daki çektiğim, şu yüzümü çektiğim videolarım olsaydı da onları da renklendirme aşamasıyla falan filan anlatsaydım. Ama şu an sadece bu görüntülerim var. Eğitim videolarımı attım. Geldim. Ctrl A yaptım. Ctrl A. Hepsini seçtikten sonra Ctrl'e basılı tutarak, Shift'e basılı tutarak After Effects ve giriş videomu tutmadım. Geri kalan her şeyi çektim. Bakın, geri kalan her şeyi tuttum ve ileri attım. Bunu neden yaptım? Çünkü şuradan dolayı After Effects intromu getirip burada bir koyacağım. Aynen. Şimdi giriş videom bu. Lan videomuza geçelim, izleyelim, öğrenelim. Sonra bu geçiyor. Bu tabi direkt bu şekilde çat diye geçmesin diye alta basılı tutarak sadece görüntümü seçip Ctrl D yapıyorum ve Cross Dissolve atıyorum. İzleyelim, öğrenelim. Bakın burada bir bekleme var. Mesela C'ye bastım. Sildim. Ctrl X. Şimdi tüm görüntülerimi tutuyorum. Tuttum. Alta basılı tutarak faremin tekerleğiyle yakınlaştım. Ve videomu tam buraya koydum. Görüntüyü de alta basılı tutarak uzattım. Şimdi izleyelim. Selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Bugün gayet güzel. Sizlerle Saber kullanacağız. Saber neydi? Biz yazı efekti öğrenmiştik. Neon yazı efekti. Bunu 16... Evet. Şimdi bazı bölümler var ki bu bölümler bizim video içerisinde hızlandırdığımız bölümler. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü eğitim videosu, burada boş yerleri hızlıca geçiyorum. Siz boşu boşuna beklemeyin diye. Mesela burada bir sustuğum bir bölüm var. İzleyelim bakalım. Köşesine tıkladım ve burada yuvarlak çıkınca bunu birleştirdim. Bakın, bunları birleştirmeyi unutmayın ama birleştirmeden şu aralar siyah olmaz. Neyse. Şöyle. Evet.
Buradan sonrasını hızlandırmak istiyorum. Şimdi evet. Çok kadın yaktım. Şunu buradan düzeltelim. Evet. Buraya evet diyene kadar C'ye bastım. R'ye basılı tutarak buradan R'ye bastım ve kulağından tuttum. Şuraya yapıştırdım. Şimdi boşluk kısmını delete'e basarak sildim. İzleyelim bakalım. Şöyle. Evet. Evet. Bakın hızlandırdım orayı. Devam ediyorum. Ortaya getir. Sustuğum bir yer daha var. Orada ne varmış? Donmadan video izleme gibi bir başlıkta bir video yükledim. Onu da ekleyin. Bu preview ekranında komple anlatmıştım. Hadi izleyelim bakalım. İzleyelim dediğimde render'ı bekliyorum. Burada render tamamlanıyor. Şuradaki çubuktan anlayabiliyorum bunu. Buradaki çubukla birlikte render'ım bitince başlıyor. Evet. C'ye bastım. Render bölümünü hop R ile R tuşuna basılı tutarak sildim ve delete yaptım. İzleyelim. Hadi izleyelim bakalım. Aynen. Evet. İzliyoruz şu an. Gayet güzel. Bence nefis. Güzel. Tabii ki nefis. Ben yaparım. Kötü olurum. Şuradan başlatıyorum. Hepsini bir izleyelim. Bakalım nereye gitmiş. Tekrar C'ye basıyorum. Hepsinin render'ı tutana kadar, başlayıp bitirene kadar şuradan bittiği bölüme kadar kesiyorum. C'ye bastım. R ile kulağından tuttum. Yakınlaştırdım ve delete yaptım. Geldim. Sıfır. Bakalım. Bakalım nereye gitmiş. Hatta çok uzun olmuş. Şuradan biraz daha kısaltalım. Delete yapalım. Bir izleyelim. Bakalım nereye gitmiş. Evet. Evet, bu şekilde bir animasyon yapmış. Hatta şu öksürdüğüm kısmı da keseyim. Hop, kestim. Evet. Evet, bu şekilde bir animasyon yapmış olduk. Aslında bence çok güzel oldu. Tabii ki güzel oldu. Sonrasında glow verelim. Glow'u düşelim böyle. Evet, burada da bir bekleme yok aslında. Tamam. Şimdi videomuzu kestik, biçtik. Çok basit. Tutorial'ın sonunu da kestim. Delete yaptım. Şimdi çıkış videomu ve After Effects intromu ve geçiş efektimi tuttum, buraya çektim. Şimdi çıkış videomu ben öyle bir yere koyuyorum ki konuşmam burada başlıyor, konuşmam burada bitiyor. Getirip şuraya koyuyorum. Ve ilk videomun alt tuşuna basılı tutarak şuradan cross dissolve, yani düşerek geçiş efekti koyuyorum yani. Tekrar alt tuşuna basıyordum. Alt tuşuna basarsanız sadece bakın. Burada video ile beraber seçer. Alt tuşuna basılı tutarsak sadece bunu seçer. Zaten bunu Premiere'in eğitiminde söylemiştim. İzliyoruz videodan. Şimdi. Bay bay. Videoyu... Şimdi burada bir tane videom direkt geçiyor. Tam buraya geçiş efektimi getirip tam ortasına koyuyorum. Bakın. Aynen. Tam burada turuncu oluyor. İzleyelim. Başka bir videoda. Bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için... Nefis. Sonra After Effects intro'm var. After Effects intro'm ben en sonda sağ tıklayıp Speed Duration'a tıklayıp Reverse Speed yapıp terse çeviriyorum. Terse çevirdikten sonra da şunu yapıyorum. Görüşmek üzere dedikten sonra bu efektim buradan girmiş oluyor. Bu kadar. Günler dilerim. Görüşmek üzere. Şimdi her şey bitti mi? Bitmedi. Benim bir de çok ufak ses miksaj işlemim var. Audio Track Mixer'e tıklıyorum. Burada şimdi bakın, burada efekt ekleyebildiğim bölümler var. Efektim için şuradan efekt bölümümü açtım. Şimdi efekt bölümümü açtıktan sonra en baştan izleyelim. Alta basılı tuttum, yakınlaştım ve bunu da aşağı çektim. Bakın. Selam. Burada şu çubuğun altında -5, -4 falan şeyler yazar. O videonun o anki ses düzeyi. İzliyorum. Selamlar bropalar, ben Onur Naci. Ben bu videonun sesini -0, -4'e sabitlemiştim. Yani -4 hizasında gidiyor genelde. Yükselip alçalmıyor. O yüzden Cözlükler, burada yakın zaman -4 görüyorsunuz sürekli. Burada olan olaylardan yani korona... Tamam, -4'te bu. İlerletiyorum, After Effects'imin introsu kaça vuruyor. Tamam, videomuza geçelim, izleyelim, öğrenelim. Aşağı yukarı -6'da seyrediyor. Ben bunu 3 desibel artırıp -3'de seyretmesini sağlıyorum. İzleyelim, öğrenelim.
Evet, -3, -2 civarında seyrediyor. Şimdi kendi sesim geldi. Selamlar bro pala. Benim sesim -0'da seyrediyor. Çok yüksek. Ne yapacağım? Onu sadece direkt düşmek yerine ilk önce ayarlara gelip Noise Reduction'dan Denoise seçiyorum. Denoise ne? Benim karınca azaltma tekniğim. Yani sesimdeki nasıl diyeyim, sesleri falan böyle gürültü olur ya, dip gürültü, dip gürültü. Aynen ismini buldum, dip gürültü. Dip gürültüleri azaltma işlemim. Denoise'u açtım. Şuradan amount'tan biraz düşüyorum. Çok fazla bir denoise işlemi yapmadan -22'de işte %22 denoise işlemi yapsın istiyorum ve bir tık denoise'umu azaltıyor. Hatta şuradan bak dinleyelim. Ben Onur Naci Öztürkler. Bugün siz output noise only dersek burada sadece yani sildiğim gürültüleri duy diyor bak. Sizlerle Silver kullanacağız. Sanda yayınladığım sesimden biraz kaybetmişim, o yüzden -17'ye çekeceğim bir videoda. Evet, benim şu an sildiğim Noise Only'yi gördük. İşte buradan kaldırmayı unutmayın, Noise Only açık olmasın. Bugün yayınlayacağım ya. Şimdi bir de bu sesimi tekrar -4'e sabitlemek istiyorum. Ben bunun için VST'im var. Sizin bilgisayarınızda bu yüklü değildir. Waves adlı bir uygulamanın VST'si. D1 Limiter. Bu limiter'ımı açıyorum. Evet, açıldı. Buraya iki kere üstüne tıkladıktan sonra limiter açık şu an. Limiter açıkken ne yapıyorum? Hemen şuradan out sailing dediği bölüme -4'e sabitlediyorum. Ve threshold'unda düşüyorum. Threshold biraz düşelim. Evet, threshold dediği de ne kadar sıkıştırsın. Yani bunu -27'ye çekersiniz. Sürekli -4'te seyreder ama mesela düşük seslerinizde, fısıltılı konuşsanız da -4'te, bağırarak konuşsanız da -4'te bir saçmalık olur. Ben onu -15'te falan karar kıldım yani. Şimdi biz o Saber'ı kullanarak bakın, bir tane... Tam şu an -4'e, şu an tavan kısmı -4'e vuruyor. Açtıkça sesinizi düşük seslerle birlikte o -4'e eşitlemeye çalışıyor. Bakın izleyin. Yayın yapan arkadaşlar bana sürekli söylüyor. Yani yayın başlıyor animasyonu yapar mısınız dediler. Bu çok kez geldi bu istek. Ben de dedim yapayım. Hani hiç hayatımda Twitch açmadım. Bir Twitch'e girdim ilk önce. Bakın sağ taraftaki -4'e bakın. Sürekli -4'ün çevresinde dönüyor ses. Bu site nasıl bir siteymiş falan. Ama -0'da. Ama baktım ki yayın açılmıyor. Sadece tavana vuruyor yani. -4 tavan kısmı. Ben tavan değil aslında. Tavanla tavan arasında güzel bir yere sabitlemeden önce veya yayın yokken sanırım oraya video veya fotoğraf koyabiliyorsunuz. Büyük. Evet, şimdi alta geliyorum, tekrar izliyorum. O zaman hemen şimdi uzatmadan videomuza geçelim, izleyelim, öğrenelim. Selamlar bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle threshold'unu işte pardon özür dilerim. Out sailing'ini bir -5'e çekeceğim çünkü sesim bunu da biraz yukarı çıkacağım. Çok bozuk çıkmış bu çektiğim görüntü. Bu kez aldığım ses yani biraz patlak çıkmış. Bunun sebebini bilmiyorum. Mikrofonumdan kaynaklı olabilir. Öğrenelim. Selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle Saber kullanacağız. Saber. Yani şu an iyi duruyor aslında. Her şey tamam. Bu şekilde bir videomuzu tamamlamış olduk. Sadece yayın başlıyor animasyonumuzu da videomuzun başına böyle atalım. Ve bir yerde kullanalım. Saber kullanacağız. Saber neydi? Biz yazı efekti öğrenmiştik. Neon. Bir tane Twitch'te yayın yapan arkadaşlar bana sürekli söylüyor. Yani yayın başlıyor. Yayın başlıyor animasyon diyelim. Şuradan. Ve buna giriş çıkış için alta basılı tutarak kontrolde, alta basılı tutarak kontrolde giriş çıkış için bir fade in fade out verdik. Sürekli söylüyor. Yani yayın başlıyor animasyonu yapar mısınız dediler. Bu çok kez geldi bu istek. Ben de dedim yapayım. Hani hiç hayatımda Twitch açmadım. Bir Twitch'e girdim ilk önce bu şekilde. Hatta sonu biraz daha uzun bitsin. Açmadım, bir Twitch'e girdim ilk önce. Aynen. Şu şekilde bir efektimizi koyduk. Hatta Ctrl T'ye basıp text açalım. Text'i de aynı şekilde Ctrl D ile, daha doğrusu Alt D ile. Pardon, Ctrl D ile ya. Kafam karıştı. Ctrl D ile fade in fade out verelim ve buraya yazalım. Videoda yaptığımız animasyon. Animasyon diye de geçmez aslında bu ama. Çektik, buraya attık ve efekt kontrole geldim. Text'imi açtım. Şuraya aynı fontla yazacağım.
rengi ne olsun? Rengi beyaz olsun. Shadow olsun. Shadow siyah olsun. %100 siyah. Şu şekilde şöyle görebiliriz hatta. Aynen. Arkasında bir shadow var. Keskin bir shadow. Şu tarzda yakın. Bu şekilde olabilir. Stroke da olsun. Bir tık, bir çok ufak bir stroke atmak istiyorum. Gerçi stroke için gerekli şeyim yok ya. Neyse. Kez ha. Geldim. Yok ya, bu daha iyi. Evet. Bu istek ben... Hatta bunu da opacity olarak biraz düşelim. Aşağı gelelim. Opacity'sini düşelim. Aynen. Böyle iyi. Arkadaşlar bana sürekli söylüyor. Yani yayın başlıyor. Biraz sonra başlasın. Daha hoşuma gitti. Söylüyor. Yani yayın başlıyor, animasyonu yapar mısınız dediler. Bu çok kez geldi bu. Aynen. Şu an bütün videomuz tamam. Evet, bu da artık render'a hazır bir video olmuş oldu. Bir video eğitimimi de sizle birlikte montajlamış oldum. Kendi videolarımı nasıl montajlıyorum isimli videoya veda etmeden önce arkadaşlar, gerçekten kanalıma abone olun. Abone oldukça bakın daha fazla abone geliyor diye günde bir video çekmeye başladım. Günde bir video yayınlıyorum daha doğrusu. Günde bir video yayınlamaya başladım. Daha fazla video yayınlamam istiyorsanız daha fazla abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay diyorum ve Onur Baba kaçar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni Instagram'dan Spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.